Selamun aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben de iyiyim hamdolsun. Bugün Roblox videosunun ikinci serisini çekeceğiz sizlerle beraber inşallah. İlk videoda girişte ne diyorsun oğlum anlamadık ne dediğini diyen arkadaşlarım olmuş. Buradan da onlara selamun aleyküm ne örüyorsunuz la uşak demek istiyorum. Umarım bu daha anlaşılır olur. Şimdi videomuza başlamadan önce önünde bir çayra inek şuradan. Yine alengirli ulüngürlü sesler geliyor sağdan soldan. Güç gösterisi yapan kardeşlerim geziyor. Evet 632 bin gücü var benim 76 bin. Bu bir de body yapmış. Omuzlar momuzlar. Ben küp şeker. Bu akide şekerine benziyor. Yine dolanacağız. Ben videoya başlamadan önce birazcık güçleneyim. Adam öldüreyim daha güzel videolar çıksın diye bir iki görev yaptım. Gücümü arttırdım. Ayrıca burada görülüyor. Şurada 7 tane 7 tane adamın selasını okuttum arkadaşlar. Tam tamına 1 milyon 500 bin kişiye daldım. Evet 7'sinin selasını okuttum. Onları da arada böyle saklanarak çaktırmadan tam öleceği zaman son vuruş yaparım. Bu da bir beceri istiyor. Öyle kolay değil yani son vuruşu da orada denk getirmek. Şurada bir kardeşim var. 69 bin güçlü. Bu bir sahaya inse bundan bir kapışacağım da. Bu sahaya inmiyor. Bir de bu modifiye yaptırmış kendine. Kolu beyaz, kendi siyah. Beşiktaşlı mıdır nedir? Yine böyle gezelim bakalım. Belki bir şeyler çıkar deneriz diye videoyu başlattım arkadaşlar. Ortam aynı ortam. Yalnız güçlendikçe mesela şu dikkatimi çekti. Gördüğünüz gibi kılıcı salladığım zaman önceden 4 veriyordu. Şimdi 60 veriyor puanı. Zıpladığım zaman 4 veriyor. Yürüdüğüm zaman hala 2. Bu arada hızlandım. Görmüşsünüz. Zıplamam da yükseldi. Daha yükseğe zıplıyorum böyle. Uçuyorum. Şuraya doğru bir gideyim. Bir ses geliyor oraya doğru dönüyorum. Ses geliyor. Bir alengirli bir dayı var burada. Güç gösterisi yapan. Ona iki tek atayım. Kaçayım. Kaçarak nasıl savaşılır göstereyim diye. Namımı duyan kaçıyor kardeş. Evet. Aman tanrım. Roblox Millet Parkı'na denk geldim. Herhalde burada speed'imizi arttırıyoruz. Evet. 10-10 veriyor. 2-2 vermiyor. 10-10 veriyor. Mesela buraları geç keşfediyorum. Aslında erken keşfetsem dünya kadar görevim vardı. 2-2 arttırarak uğraştım. 2 saat uğraştım. Burada 2 dakika daha hallolurum. Bunun görevi var mı? Ya milyon görev istiyor arkadaşlar. Yürümenin görevi yokmuş. Bunu o yüzden çıkıyorum. Boş boş. Bir de videolar izlerken oyunu bilenler varsa şuraya git, buraya git, şunu et, bunu et diyebilir. Ben YouTube'dan bakıyorum filan. Vallahi YouTube'a oyun bilgilendirmesi için koyanlar bile bu oyunu bilmiyor. Dediğini yapmaya çalışıyorum, olmuyor, öyle bir şey yok. Bu anladığım kadarıyla oynuyor öğreniyor. Öyle daha da iyi olur. Niye böyle zıplaya depinerek giriyorum onu da söyleyeyim. Her zıplamam, her depinmem bana puan kazandırıyor. Arkadaşlar ha, bu gördüm Alengirli abileri. Şuna bir zıplayıp bir çıkıyor. Ağzının ortasına dedim kaçıyor. Hem benden güçlü hem kaçıyor. Niye? Çalıya dola şey ite ulaşmadan çalıyı dolaşıyor. Benden uğraşmıyor. Hadi oğlum bir tane. Lan kaçma gel. Canını bayağı bindirdim. Oğlum sana bir adı. Oha. Gel lan. Havada uç. Abi bir gel ya ne güzel vurdun bir gel ya ben seni öldürebilirim demek ki. Arkadaşım. Abisi. Oğlum aha bak bir şey yaptım. Ben şöyle bir kenara kaçayım. Suyun üstünde. Lan oradan attın buradan vurdun. Abi işte böyle kaçarak vurabiliyorsun. Mesela ben onu öldürebilirdim kaça kaça ama adam ta nereye gitti uzaktan tek attı ya.
Ya şu tek yeme oyundan vazgeçemiyorum ya. Daha adam yanına yaklaştırmıyor. Delikanlılık mı ya bu? Biz geldik, dibinde vuruyor adama. Adam uça uça gitti, uzaktan tek attı. Ben aduket çekiyorum. Onlar bana şu çekti. Şurada dövüş var. Geliyorum lan. Aha ring. Gel bakalım lan. Oğlum. Şimdi yeri alengirli bir şey. Ben de kaçarım. Ring dışına çıktım. Bir de yedirebilirsin. Bir tane dokandırayım, gel la. Video çekiyoruz oğlum, bir tane vurayım bari. Uzaktan bir şey atacak bak bak. Yer mi lan Anadolu? Yer. Yermiş yani. Herif cehenneme çevirdi ringi. Abi. İnşallah birini öldürdüğümün de görüntüsünü çekeceğiz, az kaldı. Bak biri doğruya sinitmiş. Oğlum bir tane vurayım, bir dur ya. Bir suluyum, bir alevlendiriyorum, bir dur ya. Bir de hoşuna gidiyor 70'lik adam öldürmek. 1 milyon gücüm var. Bir fırsat ver bir. Ne korkakmış ya. Ben onun gücünde olayım, bunu dalga geçerim kendimle ya. 2 vurdururum, 3 vurdururum. Ulan bunu siz istediniz. Kara bela geliyor. Zırhımı giydim. Ne haber lan poçik? Al bana bir sabi. Bir şey demiyor. Ne diyeyim? Ya biliyorsunuz arkadaşlar, şöyle de bir şey var yani, böyle gidip dayak yiyen adamların ortak bir cümlesi var. Önemli olan mücadele etmek, önemli olan yarışmaktır. Yani korkmuyor en azından. Alıyoruz. Allah ne verdiyse. Bak geliyor, bak bak, sinitmişe bak, uzaktan alev, ateş, yangın. Alev ateş yangın. Bu alevle ateş birleşiyor, yangın oluyor. Saçma sapan konuşturuyor. El feneriyle bizi mi öldüreceksin? Bir de bana oradan hey ezik yazıyor. Ulan ezik madem de hemen gelip tek atıyor. İki de üstüne delikanlı gibi olur. Bu arada hem konuşup hem oynamak da zor. Çünkü yani kibar biri değilim, şivem kayık. Konuşurken dur oğlum ne biçim cümle kuruyorum diyor beynim, ama çenem o ağrı sızdıramıyor. Hem onu konuşuyorum hem de oyun oynayayım derken daha zor oluyor. Karşı herif değişik hareketler yapıyor. İçeriği yakmışlar, şuna bak. Ne yapıyorsunuz lan burada? Oğlum narkotik geldi. Narkotik geldi ama. Oğlum sizi Rıza Baba'ya diyeceğim. Narkotik baskını yaptık yediler. Öyle bir şey öğrendiniz mi? Öğrendik baba. Hedefimiz Mükerrem adlı bir çete lideri. Uyuşturucu işindeler. Geçen hafta narkotik bunların deposunu basmış. Kendileri kaçmış ama malı kaptırmışlar. Malları gidince aklı sıra intikam peşine düşmüş, öyle mi? Merhaba.
öyle bir şey değil. Ama biliyorum benden uğraşmak istemiyorum da. Bir dakika, bir saniye. Dur la. Helal la. Oğlum tek atma la, dur. Daha yere alengirli bir şeyler atma. Dur. Dur iki tane çarpayım la. Adamsın la, işte böyle oğlum bak. Görüyorsunuz değil mi? Adam fırsat veriyor. Niye? Çocuk da eğlensin istiyor. Kardeş. Kardeş suda yürüme dur. Oğlum. Sende de ne can varmış be. Vur vur düşüyor be. De bir geber artık. Heyecandan hangi vuruşu yapıyor? Adamsın la amma. Vallahi bak bana bu fırsat veriyor. Şeyler yazıyor bak şu an diyor, büyük ihtimal la oğlum bak git. Daha bak git. Oğlum bak git. Oğlum bak git. Hadi bir daha. Hadi vursana. Ha? Hadi. Lan oğlum git. Hadi. Vur. Vursana. Lan git. Ha? Ne oldu? Yemiyor mu? Ha? Buraya mı sıkına? Niye vurdun? Ha? Oğlum bak git. Bak git. Ne olacak? Oğlum bak git. Bak bak daha çiçeğine. Oğlum bak git. Bak git. Ne olacak? Oğlum bak git. Bak bak daha çiçeğine sen git. Tamam mı? Ne olacak? Bir şey mi olacak? Ya sabır. Abi. Ama sağ olsun, teşekkür ediyorum kendisine. Fırsat tanıdı. Yani bir sürü vurdum, herif beni havaya kaldırdı. Bırak sanki yenilmezlerdeki şu Usun çağındaki şeye benziyor. O neydi o demir oğlanın adı? Ben o şey videoyu editlerim. Bildiğin onun hareketini yaptı. Sen... Starting off the list, we have Magneto destroying the world. A lot of people are mad that Magneto kept saying he's such a bad guy, but he just proves otherwise. Atalarımızın bir lafı var, biliyor musun? Bak duran atın çiftesi kayın mı olurdu? Yeleli atın çiftesi mi kayın mı olurdu? Sessiz atın çiftesi mi kayın mı olurdu? Az kalsın şeyle karıştıracaktım. Hızlı giden atın çiftesiyle karıştıracaktım. İyi, video çekerken de orada bir gücümüzü gösterdiğimiz, ya arkadaşlar. Sikletimize göre adam olunca görüyorsunuz yani. Biz de bir şeyler yapıyoruz. Benim yani şöyle söyleyeyim, eski kasa Doğan'la Ferrari'ye kafa tutmak gibi bir şey benim yaptım. Hadi lan Yus Arena'ya gel hadi. Oğlan bir daha gelir mi oraya acaba? Ya anladığım kadarıyla hem görev yapacaksın, hem daha böyle önüne geleni gücüne göre keseceksin. Lan sevindirik oldum ya. Ben şu koşu bantlarını oraya bir daha gideyim de. Gelir mi ki? Ne hareket çektim ama. Bir daha çekiyorum. Çekmeyeyim neyse şimdi daha. Aha. Hayırdır gençler burada toplanıyor. Hayırdır lan? Hayırdır, hayırdır oğlum. Abi onlar. Ben var ya yapacağınız. Bak şimdi bak adadan nasıl çaktırma. Kaç. Pardon,
kor atıyor ya. Hayırdır oğlum? Lan böyle hayırdır oğlum diye girip de mevzuya paramparça olmak da ayrı bir şey ya. Burak'ın küçük enişteye döndük. Oğlum bizim de taktiklerimiz var. Önce şurada korkuluk taklidi yapayım. Hiç bak olayla alakamız yok. Bak. Bak kenardan gidiyor. Bak. Bak. İzle. Bak. Bak sesler geliyor. Işın kılıcını çekti. Işın kılıcını çekti. Şurada hemen çaktırmadan. Sanki spor yapıyoruz alakamız yok. Uyandın değil mi? Bunun gücü kaç? Ya abi 1246 milyar mı? Sen milyon milyar ne ittin? Yılda kaç yıldır köyde? 1,5 milyar kredi kartı çektim. Peki sen 3 milyar 750 milyon sen milyar sen para... Cüneyt Arkın'ın bu fuar efektiydi. Neymiş şerefsiz. Ama burada güvenli bölge yemez biliyorsun değil mi bura? Bunlar Rus mu ne? Abuk sabuk yazı yazıyorlar. ...13.055K diyor. Ben bunu döverim bu. Bir yola çık bakayım kız. Zıhlı. Bir yola gel baba. Bahale. Arkaya gel baba. Tenhaya gel. Burada güvenli bölge. Gelsene oğlum. Burada birbirlerine güç gösterisi yapıyorlar. Hareketlerim yok yapamıyorum. Burada bir laf var böyle kavga edeceğin zaman. Öyle de şeydiriz yani. Uslup bilirik, yol yordan bilirik yani. Hani seni milletin gözünün önünde mi demek o? Ya da sen beni döversen milletin gözünün önünde olmasın bu olay mı demek? Bilmiyorum ama. Bir sen şöyle gel hele derik yani. Bir sen şöyle gel lan. Vay arkadaş. Geliyor. Gel gel. Gel come on. Allah Allah. Ya Allah. Ne oldu? Tamam bir de şu kulağımı şu yapayım. Tamam. Ben şöyle tenhaya kaçayım. Çekil. Böyle bir geliyor. Şöyle bir dikeliyor. Sonra ta topu direkt kaçıyor. Ate alevlendirdi kendini. Ya Allah. Bilmiyorum bile ya yerinden oynamış sinek ısırığı gibi girişiyorum adama ya. Bir tane şu arkadan. Bir şeyler vuracak. Hareketlerini çekiyor. Ben şuradan bir çaktırmadan bir. Hemen zırhlandım. Kıvrak hareketlerle parmak silahla. Vurmuyor. Ya Allah. Abi bak vuruyorum. Ben hangi sesle vuruyorum canını dinmiyor. Ben de kaşınıyorum ya. Valla. Bir laf daha var. Bir atasözü daha var. Yenile pehlivan güreşe doymazmış diye. Ben de kaşınıyorum. Unuttur da alıyorum işte.
Abi adamı canlı indirebilirim ya. Net sırığı gibiyim. Aa şunun bu adam bir ahal etmiş. Birader! Toprağım! Gel, korkma, acımayacak. Gel. Tamam. Bırak hareket çekmeyi. Gel. Ulan oğlum bak bana öyle hareket çek. Uzaktan. Senin gücün güçsüz lan. Nasıl yapabilin bunu? Hayret. Adamın ben gücünü gördüm. 13 bin milyon milyar mıydı o ya? Bahale çatılarda geziyor. Bir şeyler dönüyor. Geliyorum. Arkamdan biri geliyor. Birileri var. Bir şeyler oluyor. Ses geliyor. Herife bak lan. Lan atırsız at peşinde mi kovalıyorsun? Gel. At peşinde mi kovalıyorsun? At peşinde mi diyorum? At mı kovalıyorsun diyeceğim. Ne diyemedim. Bir konuşabilsem neler diyeceğim de. Haydi! Gelen gide. Kaçalım. Ne bak hele. Gel. Yaptığı da ortalığa. Ne oldu? Nasıl? Şey diyeyim bu adamı ben böyle görev yata yata değil de dayak yedire yedire dayak arasını edeceğim daha çok güçlü olacağım dayak arasını bak gidiyor oraya zıplar bir alengi arasından bir itfaiye yeri gibi kurtuldu. Bunu gören Özbelsan bağ itfaiyede iş verdi. Ne oldu lan? CV'mi ekleyeyim ben. Oğlum ben nereye atıyorum o kılıcı? Senin yönün nere? Sen nereye vurdun? Bunu da zotlanan ayarı bozuk ya. Ulan oğlum bak böyle durduğun zaman. Senin buraya atman lazım. Lan nereye atıyorsun? Kör. Sonra Nadir niye ölüyor? Bana vermişler bozuk Lego'yu. La oğlum bu yanlış montaj mı ne ya? Bunu kim montajladı? Bu da yemin ederim sabahtan beri parmağından acımadı geçtim diye. Bunlar hile yapıyor ya. Bu bence mouse'un tuşunu bantlamış bırakmış gitmiş. Basılı tutunca vuruyor mu lan sürekli? Yo. Sürekli basıp bırakması lazım. Makro açmış. Bu hile açmış. Bir kere haksız rekabet var la delikanlı gibi benim gibi saatlerce uğraşsanıza. Yemezler oğlum yemezler. Allah. Bak. Geldik ya. Nasıl bir ayin yapıyorlar. Abi,
Öyle bir tarikata denk geldim ki içeride işemeli sıçmalı ayım vardı. Böyle bir yuvarlak yapmışlar. Habire işiyorlar, sıçıyorlar. Kendimi zor kurtardım. Ne diyorsun lan? Adam doğru söylüyor Sabri Bey. Acı yok Raki, evet. 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 Say. Say komando bir. Vay senin ben. Asker kaçağı bu şerefsiz kesin. Komando der demez çıktı. Neredesiniz lan? Gelin lan, gönlüm bozuk ama kanım bozuk değil ya Allah. Kaç 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 kaç. Hey yavrum eşim, gel yola gel yola. Alengirli abi. Bak 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 hareketlere bak. Bak. Bir adım atsak. Yer mi lan Anadolu çocuğu? Kaç kaç kaç. Yardım etsene. İttifak yapak benim. Benim canını indiremiyorum ben. Bir yola çık. Ne oldu? Kurudunuz kaldınız ha? Öyle. Ne oldu? Kurudunuz kaldınız hepiniz ha? Şşş. Ne oldu lan? Kılıç çekmeye benzemiyormuş değil mi? Ya yavrum ey, kurudum kaldım derken 20 parçaya böldü. Abi ben yolda mıydım? Ben kumsaldaydım zannediyordum ya güvenli bölgede. Gülme komşuna gelir başka. Ulan bizim darbe atasözü. Dar ağacınızı genişletme bak. Bak bak harekete bak. Çık yola çık. Arkandayım lan arkanda. Arkandayım he. Hadi sizin arkanızdan yürü. Hadi hadi yürü. Hadi övecik yürü. Geç geç. Ya Allah! Bir şeyler oluyor biliyor musun? Ben dumanım tutuyor. Niye yanıyorum lan ben? Moleküllerime mi ayırdım ben? Oyun dondu yoksa o beni öldüremez. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Görüyorum hareketlerini. Bu neydi, Kutlar Vadisi'nde bir tane izmarit mi kibrit mi yakan bir adam var ya, onun gibi yaptırıyor. Arkadaşlar eğitici bir video olsun istiyorsanız yorumlarda belirtin. Bir dakika alıp videoyu çekerim çünkü ben de... Yani eğitim videosu olarak sadece... Gördün mü? Gördün mü? El yumruğu yemeyen kendi yumruğunu balyoz zannedermiş. Tek attı. Ya eğitim videosunda şu olacak abi. Durun şuradan bir adam. Güçsüz mü lan? Bir tane vurayım lan. Acaba ben böyle... Eğitim videosunda mesela gain diyor şu iki durability, yani dayanıklılığı arttırıyor, yani sürekli bunu oturup böyle mouse'la çıt 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 bunu yapıyor. Ne bileyim yumruk var işte, geliyorum böyle vuruyorum 8 yumruk puanı veriyor. İşte yoga yapıyorsun mesela, yogayı şurada yaparsan daha çok veriyor. Buraya bir ağaç koymuşlar, bu ağaç evet, ben de ilk başta bu neyi dedim ama ağaç. Ben sandım yani Sivas Belediyesi heykel yapmış buraya. Herhalde buranın belediye başkanı bizim belediye başkanıyla aynı zannettim. Heykel yapmış zannettim.
Sonra YouTube'a girdim, bu şeymiş, ağaçmış arkadaşlar. Ne oğlum, belediye izliyor, belediye. Allah Allah. Var değil, var değil. Burada çakraları takıyor. Bir ferahlık geldi mi? Geldi, geldi. O da ne bana çok zevk verir, bence ne izleyenlere zevk verir. Zaten şu an izleyen de eşit olsun yani, zevk vermese de izliyor. Zorundan izliyor yani, sırf benim diye. Ama olur ya, belki sağdan soldan abone gelir, onlar sıkılmaz yani, geleni tutmak lazım. Ne demişler, müşteriyi kaçırmayacak. Müşteri buldum ama alınmaz arkadaşlar. Yani şöyle bir şey var, yayıncılar var ya, sizler için çekiyorum, sizler için varım. Abi dürüst ol, delikanlı ol ya. Tamam, sizler için çekiyorsun da o adamın izlemesinden para kazanmasan çeker misin acaba? Bir de naifler, bir de kibarlar. Aman aboneler ne derse, yüzüne tükürse, bir de ağzıma tükür diyen var. Yani para için yapmıyorlar ha bu işi. Bizler için yapıyorlar. Ben doğruca söyleyeyim. Tamam, sizin için çekiyorum ama izlensin de biz de bir şeyler kazanak diye. Yani müşteri dedim mi? Şey olarak yani, genel tabir. Yanlış anlaşılmasın, öyle bir şey yok. Zaten şu an müşteri yok ki, hep benim eşim, dostum, akrabam. Sağ olsunlar. Bu arada uşak, 185 oldu abonemiz. Yani bunu şuradan başka bir şey de belirtmek istiyorum. Bak, bir kanal açtım. 3 günde 185 oldu. Ayağınızı denk alın ha. Vallahi bak, bir kamyon adam toplayabilme kapasitem varmış. Onu çözdüm buradan. Yemin ederim aşiret alır gelir ha. Vallahi benim anne tarafı Yıldız 50. Sıddıklar, fıttıklar, çullular, potuklar, çaput başlar, arıcı Süleymanlar, ondan sonra kıypıklar, ösörler, taş başlar, hepsini buraya abone olmaya çağırıyorum. Evet arkadaşlar, burada sonlandırayım ya. Aslında bir şey değil mi, böyle az da etçuk da açıldım ha konuştukça. Burada konuştuysam kusura bakmayın. Bir de benim niye videolarda sesim çok kötü geliyor ya? Buna bilen var mı? Kendi sesime tahammül edemiyorum. Mesela adam bir video yapıyor, çok karizmatik sesi var. Yani ben de şöyle mi video yapayım? Merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Size bu videoda nasıl yardımcı olacağım hakkında bir fikir sahibi olmak için size kısa bir bilgi vermek istedim. Öncelikle videomuzda görevlerden başlayacağız. Ya böyle uçak sürer gibi konuşan adam var ya. Uçak süren dediğim pilotum diyor ya. Sevgili yolcularımız, bu an Roblox videosunun ikinci kısmındayız. Roblox videomuzu izlerken kemerlerinizi bağlayın. Plan mı diyeyim yani? Videomuz bitişe geçiyor. Lütfen kemerlerinizi bağlayıp yerlerinizden ayrılmayınız. Ya böyle böyle yaptım aslında. Uydurduk da. Yapamam ki. Nereye kadar? Kendimi kasmaktan. Arkadaşlar, daha da öğrendikçe dahasında çekeceğim. Zaten bunu bir kardeşim için çekiyorum ben. Belki sizlerin de dikkatini çeker. Belki bu oyunu oynayanların da dikkatini çeker dedi. Ümit ediyorum. Buradan da ona çok selam ve sevgilerimi yolluyorum. Yani biz Anadolu çocuğuyuk. Yani mektup yazar gibi video biterken bile satırlarımıza son verirken sevgi saygılarımızı sevdiklerimize buradan herkese öpüyorum yani. Benim için ne kadar çabaladıklarının da farkındayım. Allah razı olsun. Allah bin kere razı olsun. Yani hem eşimiz, dostumuz, hem akrabalarımız gerçekten elinden geleni yapıyor. O
Ozan televizyona bağlayıp izliyor ya herif. Sinema izler gibi. Abi doğal ol da izleyek diye. Yani bilmiyorum, oyun videosu değil de mesela farklı videolar da çekebilirim arkadaşlar. Bazen yani sağlam şeyler oluyor, espriler oluyor. Bir de öyle ev ortamıyla video ortamı aynı olmuyor ki. Ben size burada annenlemi gömdüğüm şeylerin hikayesini mi anlatayım ya da ne bileyim bir arkadaşımı gömdüm. Olmaz. Bakalım. Maalesef ama işte... Azalsın yine saçma bir laf diyecektim. Gömme videoları da artık izleniyor da öyle gömme değil. Hani şey var ya, ne çıkarttılardı bir? Gözlük geliyor ağzına da sigara geliyor. Tug Life. Bir de o vardı. Adam diyor ki mesela, kardeşim bu yaptığın hareketler çok saçma sapan hareketler, yapma böyle diyor. Karşısındaki kaldırıyor şöyle. Ayna ayna saman ye saman ye. Böyle saçma bir cevap veriyor. Pa Tug Life'miş. Ulan ne Tug Life? Böyle salak bir cevaba Tug Life mı olur? Bir ara ile gençler şeye kapıldıydı. Kime ne laf sokayım da Tug Life videosu çekeyim. Yani laf sokanlar var. Bazen de laf soktuğunu zannedenler var. O daha komik ya. Evet arkadaşlar, sevgili arkadaşlar. Videoya son veriyorum. 35 dakika oldu.